Merhaba arkadaşlar. Kazım Hoca ile Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. 3 4 5 AYT Fizik soru çözümlerine devam ediyoruz. Basit harmonik harekette özleme tadında bir sorulara devam edelim. Evet, ilk sorumuz şöyle arkadaşlar. Sorumuz şöyle başlıyor. Basit harmonik hareket yapan bir cismi etkeden geri çağrıcı kuvvetin büyüklüğü arttıkça cisme ait niceliklerden hangilerinin büyüklüğü artar? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bastarma hareketi hareket iki nokta arasında cismin gidip gelme hareketiydi. Ve şeklinde şöyle bir incelediğimiz zaman. Şimdi şurası cismin denge noktası olsun. Burası K noktası. Burası L noktası olsun. Cismin geri çar çarjı kuvvetinin büyüklüğünün artması demek uçlarda geri çarjı kuvvet nedir? Maksimumdur. F eşittir burada maksimum değerindedir. Burada e, minimumdur. Burada ise arkadaşlar yine maksimumdur. O zaman cismimiz ne yapıyor? Uçlara doğru gidiyor. Uçlara gittikçe periyot değişir. Periyot değişmez. Periyot çünkü neye bağlı? Yay sarkacına t eşittir 2 pi m bölü k'ye bağlı. Tam e'ye bağlı. İp sarkacına t eşittir 2 pi l bölü g'ye bağlı. Onun için arkadaşlar bunun alakası yoktur. Hız ifadesi. Hız şimdi ne olur arkadaşlar? Büyüklüğü arttıkça hız ne olur? Hız azalır. Neden? Çünkü hız burada maksimumdur uçlarda ne oluyor arkadaşlar? Hız sıfır oluyor. Demek uçlara doğru gittikçe o zaman hızı ne oldu? Azaldı. O zaman hızı artmaz, hızı azalır diyeceğiz. Bu ifade yanlış oluyor. İğmesi. İğmenin formülüyle kuvvet aynıdır. Kuvvet formülü m v kare çarpı x değil miydi? Yani f ile x nasıl orantılı burada? Doğru orantı. x uç noktaya olan uzaklıktı. O zaman iğme de şu kısımdır. İğme de sonuçta yine x ile orantılı olduğu için X arttığı için o zaman A da artar. Demek ki kuvvetli ivme doğru orantılı olduğu için cevabımızı yalnız 3 olarak söylemiş oluyor. Evet ikinci sorumuza geldik. Sürtünmesiz yatay düzlemde AD noktalar arasında harmonik harekete yapan bir cisim periyodu 12 saniyedir. Bizim B noktasından o gün e, geçtikten 8 saniye sonra harekete ait uzanım, ivme vektörünün yönü ne olur? Şimdi arkadaşlar öncelikle periyot dağılımını düşünürsek. Şimdi buradaki periyot dağılımı nedir? Buradaki periyot dağılımı arkadaşlar Burası T bölü 6. Buralar arkadaşlar T bölü 12. Buralar T bölü 12 olduğunu bilmemiz lazım. Perton bu şekilde bileceğiz. Şimdi bizim periyodumuz kaçtı? Periyodumuz 12 idi. O zaman buraya 12 yazarsak 12 bölü 6'dan burası 2 saniye oluyor. Buraya 12 yazarsak 12 bölü 12'den 1 olur. Burası 1 olur. Burası 2 olur. Şimdi bize B noktasından ok yönünde 8 saniye soruyor. B noktasından ok yönünde 8 saniye sayalım. 1, 2, 4... 6 7 8 cismimiz ne yapıyor? Bu konuma geliyor. Yani bu tarafa doğru yönelmiş oldu. O zaman uzanın vektörü, uzanın vektörü ne tarafa atar? Uzanın vektörü denge noktasından cisme doğrudur. Ancak arkadaşlar ivme vektörü, ivme vektörü her zaman e, denge noktasına doğrudur. O zaman burada öncülümüz ne olacak? O zaman öncülümüz uzanın vektörü denge noktasından cisme doğru. Yani ne tarafa? Sol tarafı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İvme vektörü ise her zaman merkeze doğrudur. O zaman cevabımızı B şıkkı olarak söylemiş olduk. Üçüncü sorumuz şöyle. Bilgi, bir bilgi notu vermiş. İki noktasında harmonik hareket yapan bir cismi etkeden geri çağırıcı kuvvetin maksimum değeri F'de işte m w kare x'le ne yapıyoruz biliyoruz arkadaşlar. Kütlesi 2 kilogram. Geri çağırıcı kuvvetin maksimum değeri 5 Newton, genleri 0,1 s diyor. Periyodu kaçtı? Şimdi arkadaşlar formülü bize vermiş. Formülü nerede? Burada. Formül değerimiz o zaman yerine yazarsak f eşittir m çarpı w kare çarpı x diyelim. Şimdi x neydi? Genlikti. Bize geri çarjı kuvvetin değerini vermiş. 5 Newton'u vermiş. Kütlemizi de soruda vermiş arkadaşlar. 2 kilogram vermiş. ve kareyi bilmiyoruz. X genliği de 0.1 vermiş. O zaman buradan V kareyi çekersek V kare ne oldu? 5 bölü 0.2 oldu. Şimdi iki tarafı 10 çarparsak 50 bölü 2. O zaman v kare eşittir buradan 25 oldu. V eşittir buradan 5. Şimdi de periyodu soruyor. Periyodun açısal içinde 2 pi bölü t eşit olduğunu biliyoruz. O zaman burası 5 ise e, ifademiz pi'yi de 3 alsak arkadaşlar 6 eşittir e, 5t oldu. T eşittir buradan 6 bölü 5. Bu da 1,2 saniye tekabül eder ve cevabımızı Ceyhan Şık olarak işaretlemiş oluruz. Evet, dördüncü sorumu şöyle sürtünmeden ihmal edildiği bir ortamda KL -E nokta arasında harmonik hareket yapan cismin periyodu 6 saniyedir. Cismin B noktasından ard arda 2 kez geçişi arasındaki süre nedir diyor. Yani burada arkadaşlar B noktasından iki kez geçiş sırası varmış. Şimdi biz yine periyot dağılımı yapalım. Buranın periyot dağılımı arkadaşlar T bölü 6. Buranın periyot dağılımı T bölü 12. Buraların e, periyot dağılımı T bölü 12. Buranın da T bölü 6 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi T'yi kaç vermişti soruda? T'yi bize 6 vermişti. Buraya 6 yazıp buraya 6 yazdığımız zaman hepsini arkadaşlar. 6 bölü 6'dan burası 1. Burası 0.5 oldu. Burası da 0.5 oldu. Burası 1 oldu. Şimdi bize ne demiş arkadaşlar? B noktasına arda arda iki kez geçişi. Şimdi B noktasını arda arda iki kez geçişi. O zaman cismin ne demektir? Buradan gelip şöyle iki kez geçmesi şurası. Birinci kez burada ikinci kez burası. O zaman ardı arda iki kez geçişi arasındaki fark. Oluyor. Arasındaki fark o zaman şurası ile şurasıdır. O zaman burada e, birinci geçişinde bir saniye ikinci geçişinde bir saniye geçti. O zaman ikisi arasındaki fark iki saniyelik bir fark oluşmuş oldu. Evet. Beşinci sorumuz. Kuvvet uzanım grafiği şekil 1'deki gibi özdeş K ve L yerleri. Şekil 2'deki gibi bağlanarak uçlarda 4 kilogram cisi. Masa ması. Cisim denge noktasından 10 santim aşağı çekilip serbest bırakıldığında basit hareketi yapmaktadır. Buna göre cismin maksimum hızı kaç metre bölü saniyedir. Şimdi arkadaşlar grafikten biz grafiğin e, f eşittir k x'i verdiği bilmemiz lazım. Buradan k sabitini rahatla buluruz. Ben k eşittir f bölü x diyelim. Şimdi F değerimiz kaç buradan? 180. Ee, burada uzanımı 10 santim. 10 santim 0.1 metreye tekabül eder. Yani o zaman buraya 0.1 yazdığımız zaman 180 e, 180'i 0.1'e bölersek ne olur arkadaşlar? Şöyle olur. Üst tarafı 10'la çarparsak o zaman 1800 olur. O zaman K sabitimiz ne oldu? 1800 olduğunu gördük. Şimdi bu yaylar özdeş olduğu için bu yayla bu yay özdeş yayla. Her bir yay 1800 bu da 1800 arkadaşlar. Şimdi bize e, hızı soruyor maksimum. Maksimum hızın formülü V eşittir WR. W'nun açılımı neydi? W'nun açılımı da 2 pi idi. O zaman T'yi bizim bulmamız lazım. Burada iki tane e, yayımız paralel bağlandığı için paralel bağlı yaylarda K eş hesaplanırken nasıl hesaplanır? Toplanır. Yani 1800 artı 1800 Burada ne yaptı? 3600'lük bir değer oldu. Hemen burada ne yapalım? Periyodumuzu bulalım. T eşittir 2 pi e, m bölü k. m bölü k'yı yazalım. 2 pi, 2 pi'ye 3 yazalım şurada. M'imizin değeri kaç kilogram? 4 kilogram cisim açmışız. 4 bölü 3600. Bunu bir sadeleştirirsek 2'ye bölelim. E, o zaman ne olur arkadaşlar? 2 bölü 1800 oldu. Tekrar 2'ye bölsek 1 bölü 900 oldu. O zaman bu ifade kök dışına nasıl çıkar? Şu 2 kere 3 burası 6 oldu ve 1 bölü 30 oldu. 6'ya bölelim 1 bölü 5 oldu. 1 bölü 5 de 0.2. Demek ki periyodumuz arkadaşlar kaç? 0.2. Periyod ifadesini şuraya yerine yazarsak ve eşittir 2 pi 3 alalım. Periyodu da buraya 0.2 yazarsak o zaman V eşittir 6 bölü 2 bölü 10 ya yani 10 bölü 2 olur. 60 bölü 2'den burası 30 geldi arkadaşlar. O zaman V yerine hemen 30'umuzu yapıştıralım. R'miz bize neredeki soruyu arkadaşlar? Bize 10 santim aşağı çekildiği zamanki durumu sormuş. O zaman 10 santimde 0.1 olduğu için o zaman 30 ile 0.1'i çarparsak 3 metre bölü saniye olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet, altıncı sorumuz şöyle. Kütleleri 4M, 6M eleman, KL, özdeş şeylerden oluşan şekil 1 ve şekil 2 sistem dengededir. Sizinler bir miktar aşağı çekilip bırakıldığında periyotları TK, TL harmonik hareket yapıyor. TK, TL oranı nedir? Şimdi formülümüz arkadaşlar periyot formülü tam ekti unutmayalım. Buradaki K, burası da K arkadaşlar. Bütün yaylar özdeş olduğunu soruda söylemiş. Şimdi o zaman buranın bir eşleniğini hesapladık. Paralellerde eşleni hesaplarken ne yapıyor? Toplanıyor burası 2k. Seriler ne yapıyor? Çarpı toplam ediyor. 2k çarpı k artı e, k artı 2k şeklinde hesaplıyor. O zaman ne oldu burası? 2k bölü 3 diye ne artık eşleni hesapladık. Şimdi e, birincinin periyodunu hesapladığımız zaman 2 pi m bölü k. Bak burası 4m vermiş. O zaman 4m bölü k diyelim. Çünkü k sabitini vermiş. İkincisini TL hesapladığımız zaman arkadaşlar 2P, e, L'si ne kadar? 6M. 6M bölü 2 bölü 3. O zaman 2 bölü 3K yazdığımız zaman şöyle 2K, 3 de yukarı taktı arkadaşlar. Ve bunları ne yapalım? Oranlayalım. Bunu oranladığımız zaman şunlar ne yaptı? Gitti. M'ler K'lar, M'ler K'lar gitti. O zaman TK bölü TL oranı yukarıda e, kaç kaldı arkadaşlar? 4 kök dışına 2 çıkar. 6 2, 3 18. 18 bölü 2 burası 9 olur. 9 kök dışına 3 çıkar. O zaman cevabımızı 2 bölü 3 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Geldik 7 yedinci sorumuzda? Bastanmanın hareket yapan bir cismin uzamanın zamana göre değişimi e, aşağıdaki gibidir. Sinin hareketi sırasında kazanacağı en büyük iğme. Şimdi iğme ifademiz arkadaşlar. İğme ifademiz yazalım. İğme ifademiz v kare çarpı v kare çarpı x'tir. Unutmayalım. Şimdi burada bu uzanım denklemi yazarken x eşittir r çarpı sinüs w t diye yazabiliriz. Buradan arkadaşlar verilere bulabiliriz. Burada r dediğimiz kısım burası da açısız değerimizde arkadaşlar burası. O zaman r uzanımdır. Uzanım o zaman kaç oldu? 3 oldu burada açısal hız ifademiz de pi bölü 3 olur. O zaman yerine yazacağız. A eşittir. Burada pi'de 3 alırsak 3 bölü 3 olur. 3 bölü 3'ün karesi çarpı x değerisinde kaç vermiş? 3 vermiş. O zaman bunlar giderse cevabımız burada arkadaşlar 3 santimetre bölü saniye kare olarak bulmuş oluruz. Evet, sekiz sorumuz söyle. Bir öğrenci laboratuvar ortamında yaptığı bir deneyi P noktasından tavana bağlı M kütleli bir sarkaç KL nokta arasında küçük genlikli salınım hareketi yapıyor. Bu buna göre öğrencinin deney sonunda bulunduğu sonuçların hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bakalım işlemi. Kürenin x noktasından geçerken açısal hızı y noktasına göre daha büyüktür. Şimdi açısal hız ifadesi, açısal hız ifadesi 2 π bölü t'de periyoda bağlı. Burada e, cisim periyot değişmez. Çünkü cisim periyot neye bağlı? İpin uzunluğuna bağlı. Çünkü periyot formülümüz neydi? 2 pi L bölü G idi. Sadece L ve G'ye bağlı. Onun için bu ifade X'deki açısal hızıyla e, Y'deki açısal hız aynı periyot değişmediği için. Kürenin Y noktadan geçen açısal inmesi. Şimdi açısal hız inmesi açısal hızda V kare çarpı X'tir. Buradan bırakıldığı zamanki uzanımla, buradan bırakıldığı uzanım e, aynı değil de buradaki uzanım daha büyüktür X uzanımı. Buradaki uzanım daha küçüktür. Şimdi uzanım o zaman ne oldu? Ee, x noktasından geçerken ki mu, uzanımı daha fazla. O zaman x noktasındaki uzanım fazla olduğu için eğimi daha fazla. Y'ninki daha küçüktür. Çünkü uzanımla doğru orantı olduğunu ne yapmıştık söylemiştik. O zaman y noktasından geçerken açısal ilmesi x noktası göre daha küçüktür. Evet bu ifade doğrudur arkadaşlar. Kürenin x noktasından geçerken ki p noktasından torku. Şimdi torku alırken cismin ağırlığı nerede? Burada. Cismin ağırlığı burada ve cismin ağırlığı burada. Şimdi tork uzaklığını tabii ki P'ye göre tork diyor. Tork uzaklığını şuradan şöyle yazarsak şimdi şuradan dikli almamız lazım ve şuradan dikli almamız lazım. Şimdi buradaki uzaklıkla buradaki uzaklık aynı yıldır. Yani hangi noktadan torku daha büyük? Tx noktasındaki torku T'ye'den daha büyük. Çünkü dik uzaklığı fazla o zaman. X noktasından geçer ki, Geçerken P noktasındaki torku Y noktasındaki büyüktür. Evet bu ifade doğru kabul ediyoruz. O zaman cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olalım.